Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda canlı yayın konuğumuz Kuyuk Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar bizlerle birlikte olacak. Seyahat sigortalarını konuşacağız. Biraz kendisiyle sohbet edeceğiz. Size de bu konuda tüyolar vereceğiz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. 18 bin öğrenci tatile çıkmış. Evet. Yani benim de çocuklarım var ama 18 bin öğrenci olduğunu bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? İşte Türkiye'nin nüfusu genç olduğu genç, için. 18 bin öğrenci. Evet. İşte 18 milyonun hepsi birden tatilde bir yerlere gitmiyor ama gidenler de var. Onlar hakkında hissediyoruz konuşuyoruz. Hissediyoruz yani sabahları işe gelirken. Boş değil mi etraf? Evet, rahat. Ha, bir boşluk var yani. İstanbul'da bir boşluğu evet, hissediyoruz. Evet, evet doğru. Arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Dinleyelim sonra birlikte bir sohbet edelim. Tamam. Sayın Yaşar. Efendim bir küçük haberimiz var. Ahmet Bey'le yayın sonrası sohbete başlayacağız. Milyon öğrenci için birinci dönemin son zil sesi 18 Ocak'ta çaldı. Yarı yıl tatiline başlayan öğrenci, aileleri ve öğretmenler de seyahate çıktı. Talep nedeniyle otobüs ve uçaklarda yer kalmazken yurt dışı turlarda %30 artış yaşandı. Senenin hem zihinsel hem de bedensel yorgunluğunu tatile çıkarak atmak isteyenler için seyahat sigortası, sigortalılara riski düşünmeden tatillerine devam etme imkanı sunuyor. Sorunsuz ve sağlıklı bir tatil için gerekli olan seyahat sigortası, yurt içi ve yurt dışındaki hasarları da karşılıyor. Acil sağlık hizmetleri, asistan hizmetleri, kaçan uçaklar, evdeki sorunlar seyahat sigortasıyla teminat altına alınabiliyor. Seyahat sigortalarında yaralanma veya hastalık nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzatılması, gecikmeli bagaj, kanuni işlemlerle ilgili kefalet ve vize reddi gibi kapsamlarda bulunuyor. Rezervasyonların artması ve turizmde hareketlilik paket turlarında artmasını sağladı. Turizm şirketleri Türkiye içinde sattıkları paket turlarda taahhüt ettikleri hizmeti yerine getirmemelerine karşı paket tur sigortası da yapıyorlar. Tur şirketlerinin hizmetleri yerine getirmemesinden şirketin iflasına kadar tüketiciyi mağdur edecek tüm riskler sigorta kapsamında sağlanıyor. Paket tur sigortası tur şirketinin iflasından 5 yıldızlı otel deyip 3 yıldızlı otelde konaklatmasına, uçak deyip otobüsle seyahat ettirmesine kadar tüketiciyi mağdur edecek tüm riskleri kapsıyor. Sigorta, seyahat acentesinin taahhüt ettiği hizmeti iflas da dahil olmak üzere yerine getirmemesi ve taahhüt ettiği şekilde vermemesinden kaynaklanan sorumluluğu teminat altına alıyor. Evet arkadaşlar güzel haber hazırlamışlar. Valla söyleyecek yani bir şey kalmadı. Çok güzel haber hazırlamışlar. Hadi çıkalım biz bir çay kahve içelim abi. Bravo. Evet şimdi ya önce şunu sorayım. Bir genel bir makro bakalım konuya. Evet. Seyahat eden insanlar için bildiğim kadarıyla hem yurt içi hem yurt dışına baktığımızda bazı sigortalar zorunlu anladığım kadarıyla. Evet. Buradan bazıları da isteğe bağlı. Biz şimdi zorunlara diyelim. Nedir? Zorunlu dediğimiz neler var içinde? Şimdi orada hemen kısa bir bilgi vermek aynen lazım. Şimdi Türkiye'de iki tip zorunlu sigorta var. Bir zorunlu sigortalar var. Bir de yapılması zorunlu sigortalar var. Şimdi zorunlu sigortaları hazine müsteşarlığı diye ağzımız alışmış. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı aynen biliyorsunuz. Sigortacılık Genel Müdürlüğü yayınlıyor. Genel şartlarıyla birlikte yayınlanıyor. Bunlar zorunlu sigortalar. Bir de bir takım işte doğalgaz sigortası gibi, bu zorunlu tur paket sigortası gibi kurumların, ilgili kurumların kendi yönetmeliklerinde yapılmasını zorunlu kıldıkları sigortalar var ki onlar da yapılması zorunlu sigortalar. Aslında bu seyahatle ilgili sigortalar şu anda o tarzda sigortalar. Yani aslında tam anlamıyla bir zorunlu sigorta değil ama yönetmelikten kaynaklanan, kendi yönetmeliklerinden kaynaklanan hükümler sebebiyle yapılması zorunlu sigortalar. Dolayısıyla aslında sigorta şirketleri açısından baktığınız zaman da çok zorunlu sigorta gibi de algılanmıyor bunlar. Hı hı. O yüzden de bütün sigorta şirketlerinin de yapmak zorunda olduğu sigortalar değil. Halbuki tabii diğerlerinde biliyorsunuz ruhsatı olan sigorta şirketi zorunlu sigortayı yapmaktan imtina edemiyor. Doğru, kanun. Burada şimdi bunlar yapılması zorunlu olan sigortalar çünkü kendi yönetmeliklerinden geliyor. İşte TÜRSAP yönetmeliğinden geliyor ya da seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği kanunundan gelen bir takım zorunluluklar var. Dolayısıyla o kapsamda zorunlu sigorta bunlar. Peki şimdi yine de bir zorunlu. Dolayısıyla evet, bir sıralayalım. Benim mesela benim bildiğim yurt dışına giderken
bu sağlıkla ilgili şimdi yapılması seyahat gereken... Seyahat sağlık sigortaları var. Bunlar zorunlu sigortalar kapsamında değil. Yani değil. O manada da zorunlu sigorta kapsamında değil. Vatandaş isterse kendi inisiyatifiyle yurt dışına giderken seyahat sigortasını, seyahat sağlık sigortasını yaptırabilir. Ha, zorunluluk nereden geliyor orada da? Konsolosluklar ve elçilikler bunu zorunlu tutuyor. Avrupa ülkelerine seyahatte seyahat sağlık sigortası evet. var. Kapsamı ne? Şimdi bu Avrupa ülkelerine, Schengen ülkeleri şunu istiyor. Bana diyor vize başvurusu yaptığında diyor bende kalacağın süreyi kapsayacak diyor bir sigorta poliçesi. Seyahat sağlık sigorta poliçesi bana teslim etmen lazım ve yaptırman lazım. Bunu niçin istiyor? Eğer diyor benim ülkemde bulunduğun sırada acil bir hastalık yaşarsan, bir vefat, bir yaralanma, bir sakatlık olayı söz konusu olursa hastane masraflarını karşılayabileceğini ben bileyim diyor. Dolayısıyla bir seyahat sağlık sigorta poliçesini bu sebeple istiyor. Onun... Tamam, bunu bizim ama buradaki Türkiye'deki şirketler yapıyor değil mi? Tabii Türkiye'deki sigorta şirketleri yapıyor. Bunu da akredite etmiş durumda Schengen ülkeleri. Onlar kendi aralarında her yıl görevli bir elçilik seçiyorlar. Dolayısıyla o yıl o ülke o poliçe koşullarını belirliyor. Ondan sonra diyor ki kardeşim biz bu sene diyor Türkiye'deki diyor yetkili sigorta şirketlerinden diyor bu seyahat sağlık sigortasını istiyoruz diyor. Bunun da asgari koşulları bir kere 30 bin euro teminatı olması lazım. Her bir hastalık ya da işte yaralanma vefat konusunda. Eğer diyor senin diyor başına bir şey gelirse diyor benim ülkemde senin diyor bir kere diyor geri dönüş masraflarını karşılamalı bu diyor. Ya da Allah korusun orada bir vefat durumu söz konusu olursa diyor cenazenin diyor ülkeye geri dönüş masraflarını üstlenmeli diyor. Bunlar şimdi vize paket diyebileceğimiz poliçenin en dar teminatları. Ama tabii ki sonuçta seyahate gidiyorsun. Orada başına başka bir sürü şeyler gelebilir. Var. İşte bagajın kaybolabilir. Evet. Ya da vizeyi alamayabilirsin gibi bir takım şeyler var. Yani çok sayıda teminatlarla da biz bunu şekillendirebiliyoruz. Ama asıl çekirdek evet. Teminat bu dediğiniz bu sağlık. Evet. Esas konu kapsın. Sağlık. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Diyelim ki ben Almanya'ya Avusturya'ya ya da başka evet. bir yere gittim. Evet orada gerçekten de rahatsızlandım. Evet. Şimdi oradan ben yani burada sigorta yapan şirketi mi arıyorum? Şöyle, nasıl oluyor? Oraya şöyle, kadar uzanabiliyor mu buradaki tabii, Türk şirket? Orada şimdi sistem var. Tüm dünyada bu işi uzmanca yapan asistans firmalar var. Hı-hı. Bunlar zaten tüm dünyada network sahipleri. Dolayısıyla bizim Türk sigorta şirketleri de aslında bu asistans firmalarla çalışıyorlar. Dolayısıyla siz dünyanın neresine giderseniz gidin, sadece Schengen ülkeleri olmak zorunda değil. Dünyanın neresine giderseniz gidin, başınıza bir iş geldiğinde zaten sigorta şirketlerinden sizden ilk istediği şey şu. Önce bu hattı arayın. O hat size Türkçe hizmet vermeye devam ediyor. Dolayısıyla o hat sizi yönlendiriyor. Yani sizin gerekirse tıbbi naklinizi gerçekleştiriyor hastaneye. Hangi hastaneden hizmet alabileceğinizi organize ediyor. Dolayısıyla hastane masraflarını karşılıyor. Yani zaten Schengen ülkeleri şunu kabul etmiyor. Hani senin sigortan diyor ülkeye dönüşte senin masraflarını karşılayacak bir sigorta olmasın diyor. Çünkü... Orada masrafı nasıl karşılayacaksın? Tabii, aynen, tamam aynen. Fatura aldım orada karşılayacağım. Yok onu kabul etmiyor. Diyor ki kardeşim burada senin masraflarını direkt burada organize edecek bir sigortan olması lazım. Peki diyor. Ahmet Bey bu fiyatı fix mi bunun yoksa şirketten şirkete değişiyor şirketten mu? Şirketten şirkete değişiyor. Ha. Ama hani şöyle söyleyeyim haftalık işte 3 eurolardan başlıyor. 5-6 eurolar civarında şirketler arasında değişiyor. Yani aslında çok da uygun fiyatlı ürünler var, bunlar. Var öyle 3 euro dediniz evet, öyle evet. Yani bir hafta için. Şimdi... Bu tabi tamam bu işin biraz daha hani şey diyor ki bu sigortayı yaptırmasan ben sana vize vermem. Evet. Şimdi bu işin bir yani evet bir tarafta zorunlu gibi evet. gözüküyor. Vatandaş için evet. en azından yapılması evet. zorunlu. Şimdi bu bir sigorta türü. Şimdi bir de sizler bunları galiba herhalde şey yapıyorsunuz. Çeşitlendiriyorsunuz değil mi? Buna işte bagaj kaybolması evet. diyorsunuz. Ne diyorsunuz i̇şte, başına? Bagaj kaybı var. Ondan sonra işte diyelim ki siz seyahatteyken Allah korusun evinizde bir yangın çıktı ya da iş yerinizde bir şey oldu. Geri dönmeniz lazım. Bu geri dönüş masraflarını karşılayabiliyor. Ya da işte tur iptalleri söz konusu olabiliyor. Ya da ciddi bir rahatsızlık var. Sizde yok ama ailenizde çok yakınızda bir ciddi rahatsızlık oldu. Ve bu sizin seyahate çıkmanıza engel bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla bu seyahati iptal etmeniz gerekiyor. Bu iptalden kaynaklanan masrafları yani seyahat firmasının karşılayamayacağı masrafları sigortanız limite kadar size geri ödüyor. Onun dışında ne bileyim işte acil diş teminatı sağlıyor. Orada işte kapkaça karşı başınıza bir şey gelirse...
o tür masraflarınızı karşılıyor? Ya da orada hukuki bir sorunla karşılaştınız, size hem orada danışmanlık hizmeti veriyor hem de size ödünç para veriyor oradaki. Ya, ya orada pasaportum çalındı. Evet, pasaportunuz çalındı. Falan, evet. Evet. Her türlü hukuki sorunda, tıbbi şey. Sorunda size hem danışmanlık hizmeti veriyor hem gerektiğinde ödünç para veriyor ya da tazminat karşılayan bir şeyse de direkt tazminat olarak ödemelerini yapıyor size. Peki böyle bir ürünün nedir maliyeti tüketiciye? Çünkü biz genelde şöyle var, yani araştırmalara falan da bakıyorum. Genelde bizim tüketicide sigorta ürünü, zorunlu sigortaları evet. kenara bakın, trafik, mafik evet. falan. Sigorta pahalı ürün diye çok bilinir. Ucuz. Ve o yüzden de kişiler bu düşünceyle, bu bilinçle hiç yaklaşmazlar bile. Halbuki evet değildir. Evet, evet biz de biliriz. Nedir böyle bir ürünün maliyeti? Ben size söyleyeyim. Şimdi iki tip şey var burada. Bir hani Amerika, Japonya, Kanada, Avustralya gibi uzak ülkeleri ve özel limitleri olan ülkeleri ayrı tuttuğumuzda hani Avrupa ve geri kalan diğer dünya ülkeleri, bir de tabii savaş olan ülkeleri ayrı tutmak lazım burada. O ülkelere baktığımız zaman mesela 3 güne kadar 2.70 civarında, 2.70 euro civarında. Ne bileyim 8 güne kadar 3.60 euro civarında, ortalamaları söylüyorum ben. İşte 15 güne kadar 5.70. En kötü 12 aylığını söyleyeyim 25 euro. 12, bir yıllık. Bir yıllık poğaça 25 euro. Tabii burada bir yıllık poğaçada şöyle bir durum var. Hem siz vizeyi alırken bunu biliyor olacaksınız. Birbirini takip eden 90 güne sınırlı. Yani bu şu anlama gelmiyor. Siz yurt dışında yaşayan birisiniz. Bu ha, sizin tamam. normal sağlık sigortanız yani değil. Yani ben ya bir yıl çok seyahat eden bir kişiysem evet. her seferinde uğraşmayayım. Poğaça yaptıracağıma evet. bir yıllık poğaça alabilirsiniz. Güzelmiş. Bu birbirini takip eden 90 günler için geçerli. Onun dışında ülkeye giriş çıkış yapmış olmanız lazım. Bir hafta için 3,5-4 euro diyorsunuz değil mi? Evet. 4 değil mi? Yani evet. Aynen öyle. 28 ne kadar oluyor? İşte 4 euro olsa 4 kereydi 28. Evet, 36 lira 30, falan. 30-40 lira evet, falan bir evet. para. Gerçekten ucuz bir şey. O 40 lira ödediğim zaman ben neredeyse bagajım çalınmasından. Bakın ben size hemen söyleyeyim. Bir kere hani bu acil sağlık dedik. Hı hı. Ondan sonra işte geri dönüş dedik. Dönüş, cenaze nakli dedik. İkametgaha geri dönüş dakika, dedik. Bir dakika bir dakika. Uçakla gittim otobüsle döndürmüyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Orada da şunlar geçerli. Doktorunuzun yani sizi muayeneye alan doktorun uygun gördüğü bir şeyle dönmek zorundasınız. Eğer uçakla dönmenizi uygun görmüyorsa evet karayoluyla dönmeniz gerekebilir. Ha anladım tabii. Ya yok zorunluluktan evet, dışında. Yok. Bunlar hepsi bir... Zaten şey var. Genel şartlarda da şöyle bir durum var. Özel şartlarda da var bu. Mesela 500 kilometreyi aşan yerlerde uçak zaten daha ekonomik. Değil mi? Doğru. Tabii. Tabii doğru. Benim mesela şeyi de ben arada bir takip ediyorum. İşte şimdi kayak sezonu ya. İşte evet. bu tatilde kayak yerine evet. gittiniz. Oradaki işte düştünüz, bacağınızı kırdınız, incittiniz. Şimdi, onları da kapsayan... Klasik poliçeler aslında kapsamıyor. Öyle mi? Klasik poliçeler spor faaliyetlerini kapsamıyor ya da bu niye onları şeyleri. Ama onu kapsayabileceğiniz ürünler var. Yani mesela bizim şirketimizde de var, diğer şirketlerde de var. O zaman siz kayak, motor sporları vesaire gibi bir takım şeyleri poliçenize dahil ettirebilirsiniz. Bunlar %50 sürprime dahil ediliyor. Ama hem motor sporu olsun hem işte diğer hava sporları vesaire olsun derseniz %100 primle hepsini birden dahil ettirebiliyorsunuz. Ha, sadece kayağa evet. gidiyorsam işte bir hafta evet. şurada Uludağ ya da bilmem ne evet. Orada tek bir tek şey var. Bir federasyonun yani mesela kayak federasyonunun düzenlediği bir yarış teminata girmiyor. Yine bu amatör faaliyetleri. Ya işte seyahat için evet. olan. Şimdi bir de bildiğim kadarıyla bir zorunlu paket tur sigortası diye bir evet. sigorta var Ahmet evet. Bey. Bu da zorunlu ama hani ben yaptırmıyorum tur şirketi yaptırıyor. Şimdi biraz da ondan bahsedeyim evet. bize. Bahsedelim. Şimdi bu mesela bu konuda yaşanmışlık var galiba var. Değil mi? Bir de geçen gün Kars'a giderken bir olay yaşanmıştı. Ondan sonra orada bir 30 tane bir kişi Kars'a gitmiş, dolandırılmış, gidememişler falan gibi evet, böyle bir olay. Zaman zaman maalesef bu konuda şeyler oluyor. Zaman zaman da suistimale uğruyor bu konu. Yani sigorta şirketleri de suistimal ediliyorlar. Çünkü demin söylediğim gibi aslında hani bu... Aslında bu konuda bir haber var değil mi Aytaç? Evet bir haber var. Ahmet Bey o tamam. haberi izleyelim. Tamam. Sonra dönelim çünkü ilginç tamam. bir haber tam da bunu kapsıyor. Dediğim gibi bu Kars'a bu Kars seyahatine gidenler evet. bir 30 tane hanımefendi emekli bir araya gelmişler ve şey fakat aradaki kişi almış parayı gitmiş tur şirketi ya biz onunla ilişkimiz neyse bir izleyelim tamam. de şey yapalım. Tamam.
Efendim bir küçük haberimiz var. İzleyip sonra Ahmet Bey'le sohbete geri döneceğiz. Hayaller Kars'tı, gerçekler Kartal Adliyesi oldu. Dedikleri gibi de oldu. Hayalleri Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmekti. Ancak gittikleri gerçek yer adliye koridorları oldu. Doğu Ekspresi ile Kars'a seyahat en çok ilgi çeken turizm rotalarından biri. Doğu Ekspresi ile bu rotada seyahat edenlerin çekip sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar nedeniyle de namı diğer Like Ekspresi. Yolcularına Ankara-Kars güzergahındaki eşsiz manzarayı yataklı vagonlarda işletme şansı veren Doğu Ekspresi seyahati bu kez bir dolandırıcılık hikayesine konu oldu. İstanbul Kadıköy'de yaşayan Sevcan Yönet'le yakınlarının da hayaliydi Doğu Ekspresi. Ocak ayında yapmayı planladıkları seyahat için tam 4 ay öncesinden, yani 2018 yılının Eylül ayında rezervasyon yaptırmışlardı. Ancak telefonda konuştukları tur şirketi yetkilisi, şirket hesabında işlem sıkıntısı olduğu gerekçesiyle paraları kendi kişisel hesabına göndermelerini istedi. Ne kadar bir miktar yatırmıştı? 1500 kendi hesabına yönlendirdi. Biraz orada şüphelendik ama doğrusu hepimiz aynı şey olunca fazla da özel tur gibi düşündük. Ocak ayı gelmiş, turun gerçekleşmesine sadece 2 gün kalmıştı. Ancak ne otel rezervasyonları yapılmış ne de uçak biletleri alınmıştı. Durumdan şüphelenen müşteriler hemen şirketin yetkilisini aradılar. Kişiye ulaşamadık, evet, ulaşamıyoruz. Yetkiliye ulaşamadılar ama şirket sahibine ulaştılar. Onun anlattıklarıyla da adeta başlarından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü iddiaya göre şirket yetkilisi hepsinin tur ücretlerini zimmetine geçirip kayıplara karışmıştı. Turun şirket yetkilisi paraları zimmetine geçirdi ve dolayısıyla gezip şey yapamadık, mağdur kaldık. Şirket sahibi biraz daha para vermelerini isteyerek mağduriyeti çözeceğini iddia etti. Doğu Ekspres turu satın alıp yarı yolda kalan tam 28 mağdur bulunuyor. Mağdurlar maddi manevi zarara uğradıklarını düşünüp soluğu adliye daldılar. Bu mağduriyette asıl problem turizm faaliyetleri yapan bir hizmet vaat eden şirket mağdurlarının herhangi bir güvencesi olmamasıdır. Buna ilişkinde devletin zorunlu sigorta gibi alternatif çözümler üretmesi gerekmekte olduğu kanaatindeyim. Şimdi anlattığımız gibi olay, bu paket turu kapsayan bir konu, evet. Bunlar. Nedir bu? Şimdi orada şöyle bir durum var. Nereden geliyor bu paket tur? Mevzuat nereden geliyor? Şimdi bu seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği kanunu şunu söylüyor. Diyor ki şimdi bir turizm firması ya da bir turizm firmasına aracılık eden bir firma ne tür hizmetler veriyor? Size işte ulaşım imkanlarını, yani uçak, evet, otobüs vesaire bilmem ne veriyor. Konaklama imkanlarını veriyor. Rehberlik hizmetlerini veriyor. İşte gezi hizmetlerini veriyor. İşte yemek vesaire bilmem, bir sürü hizmet verebiliyor. Şimdi şey diyor ki kanun, bu hizmetlerden en az 2 tanesini bir arada sunuyorsa diyor bu bir paket turdur diyor. Hı-hı. Dolayısıyla diyor bu paket turda da diyor o zaman diyor zorunlu paket tur sigortasını diyor aynı zamanda vermek durumundasın diyor. Çünkü burada tek bir, yani her şey dahil hizmeti veriyorsun aslında. Hem ulaşım hem konaklama dahil, her şey dahil hizmeti veriyorsun. O zaman sigortalıya bu paket turda olası ortaya çıkabilecek memnuniyetsizliği, deminki örnekte olduğu gibi işte uçakla götüreceğim dedi, otobüsle götürdü. Şimdi aslında bu sizin aldığınız turdan farklı bir şey. 5 yıldızlı otelde yatıracağım dedi, işte deniz kenarında dedi. Gittiniz 3 yıldızlı dağ kenarında. Siz plaja gideceğim diye gittiniz, adam sizi dağ kenarına götürüyor. Ya da götüreceğim dedi, götürmedi. Götürmedi ya da hiç götürmedi. Evet, hiç götürmedi. Dolayısıyla bu tür durumlarda bu paket tur, zorunlu paket tur sigortasından sizin faydalanmanız gerekiyor. Bununla ilgili olarak da bu TÜRSAP'ın hazırladığı Kütahya çizelgesi diye bilinen bir şey var. Çizelge var. O çizelgede yüzdesel olarak şey anlatmış. Yani ne olursa %10 kusurludur turizm firması, ne olursa %5 kusurludur, ne olursa %25 kusurludur diye. Buna göre bir geri iade rakamı tespit ediliyor. Tamam, bu sigortayı yaptıran ben değilim. Vatandaş değil mi? Şimdi, tur şirketi. Normalde bu sigortayı uygulamada şöyle geçiyor açıkçası. Bu demin bahsettiğimiz seyahat sigortaları var ya. Hı hı. O seyahat sigortalarının içerisine aslında ek teminat olarak koyuyor çoğu tur firması ve sigorta şirketi anlaşmalarında. Ha. Dolayısıyla orada diyor ki üst limit tur pakete verdiğiniz tur fiyatı olmak üzere kişi başına 500 lira ortalamalarla teminatlar veriyor sigorta şirketleri. Yani doğrusu bu mu? Aslında esas doğrusu şu. Bir tur için tur firmasının en başından ayrı bir tur paket poliçesi düzenlemesi. Değil mi? Evet. Doğrusu o, bu. O zorunlu olan ama o. Şimdi bu dedim ya
hazine tarafından yayınlanmış bir zorunlu sigorta olmadığı için bu. Yapılması zorunlu sigorta türünde olduğu için sigorta şirketlerinde böyle bir genel şart ve mevzuat yok. Dolayısıyla abi, sigorta şirketleri kendi risk algılarına uygun olarak çözüm üretmeye çalışıyor. Bunu bildiğim kadarıyla Turizm Bakanlığı hazırlamış. Evet. Ondan sonra işte sonra hazine bir şekilde dahil olmuş. Evet. Ondan sonra böyle olmuş, öyle olmuş, böyle olmuş. Sizin 5 gün içerisinde tur firmasının tura başlamadan önce Turizm Bakanlığı'na bu poliçeyi göndermesi gerekiyor. Peki yapılıyor mu? Şöyle yapılıyor. Bir poliçe düzenleniyor. O poliçeye bağlı sertifikalar oluşturuluyor. Kişilere o sertifikalar veriliyor. Niye normalini vermiyorlar? Ben onu çünkü benim bildiğim kadarıyla ben o tur şirketiyle anlaşırken bana o sigortayı göstermek zorunda. Tabii aslında, yani o, aslında o bir mesleki sorumluluk sigortası. Bravo, evet. Bir mesleki sorumluluk sigortası. Dolayısıyla henüz genel şartları vesairesi tam olarak olmadığı için şimdi sigorta şirketleri kendi risk algıları doğrultusunda o işlere çözüm üretiyorlar. Dolayısıyla ya bunlar paliatif çözümler. Sonra yardımcı yok. Hasar olduğunda burada esas yapılması gereken buraya bir genel şart hazırlamak, koşulları belirlemek ve dolayısıyla ona uygun ürün sunulmasını istemek. Sonra da işte bir hasar olduğunda tüketici memnun olmuyor. Orası bir şey oluyor, bu ama oluyor. Ama çoğunlukla sigorta şirketleri karşılıyorlar. Yani özellikle ikisini bir arada vermek istemesinin sebebi şu sigorta şirketlerinin. Şimdi seyahat sigortası sigorta şirketlerinin daha çok satmak istedikleri ürün. Ama bu tur firmalarının sorumluluğu ise daha az satmak istedikleri bir ürün. Orada çünkü iflas da var değil çünkü mi? Çünkü orada suistimal de çok fazla var. Yani geçmişte bu konuda makaleler var. Yanlış hatırlamıyorsam Huriye Kubilay Hoca da bu konuda bir makale kaleme aldı daha önce. Ve örnekler var. Tahkimde de yaşanmış dosyalar var. Firmalar paraları topluyorlar. Evet. Turun düzenleyip ondan sonra da iflas ettiklerini söyleyerek sigorta şirketleriyle vatandaşı karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Doğru. Tabii böyle orada tenzih ediyorum yani iyi firmalar. Yok canım, o ayrı mesele de. Peki şimdi bütün bu saydığınız sigortalara siz de sağdasınız. Vatandaştan talep ne? Yani evet ya ben bunu bir bilinç ne? İki talep ne? Evet ben bunu biliyorum ve yaptırıyorum. Biliyorum ama hani yaptırmıyorum. Evet. Ne biliyorum ne yaptırıyorum. Aslında orada iki tip müşteri var. Birisi konsolosluk, elçilik istedi diye. Hani vizede mecburiyet var diye yaptıranlar. Bir de gerçekten konuya hakim olup hani her yurt dışı seyahatinde özellikle bu poliçeyi arayan. Çünkü şöyle de bir durum var. Siz bir uzun süreli bir vize aldınız diyelim. Aslında size imzalatılan vize talep formunda her çıktığınızda poliçenizin olması zorunluluğunu şart koyuyorlar. Yani sizin öyle bir taahhütünüz var. Benim mutlaka poliçem olacak diye başvurduğunuz talep formunda. Ha, şimdi mesela benim Amerika'ya 10 yıllık vizem var. Evet. Gittim geldim bir daha gidiyorum. Mutlaka orada da olması gerekiyor. Sizin taahhütünüz var. Yani. Ama bunu kontrol eden bir makam yok. Çünkü vizeniz var artık. Evet. Vizeniz olduğu için. Şimdi bazı vatandaşlar hani bir kere vize aldıktan sonra bir daha bunun peşine düşmüyorlar. Ama bazı vatandaşlar her çıkışlarında bu poliçeyi yeniden yaptırıyorlar. Niye? Çünkü verdikleri primle alabilecekleri teminatları karşılaştırdığınızda gerçekten arada dağlar kadar fark var. Bir kere hani yurt dışında size verilen telefon numarasından kendi dilinizde bir danışmanlık hizmeti almanız bile hakikaten paha biçilmez bir durum oluyor. Tabii yani önemli bir konu. Evet. Peki hiç hasar ödendi mi biliyor musunuz? Tabii ki. Ahmet Bey, yani, bu konularda. Sürekli hasar ödeniyor. Yani hasar primin hatta şöyle bir şey oldu. Ben buraya gelmeden önce şirkette müşteri ilişkileri hattına bir telefon gelmiş. Vizesi reddedilmiş. Dolayısıyla benim paramı geri ödeyin diye müşteri ilişkileri departmanı aramışlar. Şimdi müşteri ilişkileri departmanı da bizim böyle bir teminatımız var mı diye soruyordu arkadaşlara. Ben de espri yaptım. Bakın dedim ben şimdi bu konuyla ilgili bir canlı yayına gidiyorum. Hani beni orada zor durumda bırakacak bir davranışta bulmayın gibi bir şey söyledim. Espri şu. Normalde bu bir hasar hattına aranması gereken ve oradan talep edilmesi gereken bir şey. Tazminat talebi. Vatandaşımız başka bir departmanımızı aramış ve benim paramı ödeyin demiş. Yani talepte bulunmadan bunu söylemiş. Dolayısıyla biz sürekli olarak yani gündelik hayatımızın içerisinde sürekli ihbar ve hasar aldığımız bir konu bu. Ve ödeniyor. Tabii ki yani çok yani baktığınızda hiç duymamışsınızdır. Hani seyahat sigortalarında hasarlar ödenmiyor vesaire gibi bir durum yok. Sigorta şirketleri bu konuda son derece titiz çalışıyorlar. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ederim. Bilgilendirdiniz. Vallahi ben de birçok şeyi ben de yeni duydum denebilir. Memnun o yüzden çok teşekkür ediyorum. Teşekkür eminim birileri faydalı olmuşuzdur. En azından İnşallah. Kulaklarda evet böyle İnşallah. Bir şey de varmış yaptırayım der diye temenni. Çok ucuz çünkü. Evet bahsettiğiniz rakamlar çok. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.